Evet arkadaşlar, karışımımız soğucu iyice soğudu. Artık el yakmıyor. Şimdi açma aşamasına geçtik. Şekilde görüldüğü gibi birlikte izleyelim. Evet. Böyle önce top olan karışımımızı uzun uzun şöyle parçalar halinde, sonra da ufaltıyoruz. Evet. Açılış anı, evet. Önce biraz su eline, suyun içinde yaptı. Evet, bunu tabi anlatmak değil, tekniğini bilmek lazım. Hem ince olacak, kalın olmayacak yerken, hem de pişerken dağılmayacak. Evet, içini gösterebilir miyiz? Şöyle içini göster. Evet, içi böyle. Bunun gibi oldu. Evet, şimdi karışımımızı, evet, şöyle güzel bir çekimle oluyor kuş bakışı. Şimdi gene elini biraz su yaptı. Şimdi kapıyoruz. Evet, kapaması bile ayrı bir teknik. Görüyorsunuz. Bunu daha ufak, bunu bu boy veya biraz daha büyüğünü yapabilirsiniz. Çok büyüğünü yemek zor olur. Bu normal, orta bir boy. Evet, böyle şu an bir tane bitmiş halini arkadaşlar gösterelim. Böyle gene eline önce su alıp iyice yuvarlıyor, sonra ortadan bir parmağıyla ve topaç gibi şekilde gördüğünüz gibi. Evet, biraz daha su aldı. Evet arkadaşlar. Evet, buradan malzememizi içine dolduruyor. Çok doldurmayacaksınız. Pişerken dışarı patlatabilir. Şöyle biraz üstten boşluk bırakacaksınız ki hem kapanma payı hem de pişerken şişme payı. Çok nazik, hafif. Böyle okşayarak, çok bastırmayacaksınız. Evet, böyle öbür tarafında uçlarını yuvarlayıp şekilde veriyorsunuz. Evet, böyle. Bu tepside olacak. Üçüncüyü de gösterelim arkadaşlar. Tepsi dolduğunda pişirme anını, kızartma anını ve tabi yerken tadına bakma. O bölümlerde çekeceğiz. Böyle maden usulü içli köftenin nasıl yapıldığını seyrediyorsunuz. Bu arada lütfen kanalıma abone olup yorum beğen yapmayı ve önerilerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Bu konuda sizin de fikirlerinizi yazın. Eleştirilerinizi mutlaka yazın. Siz de hanımlarınıza bu kanalı, videoyu izlemelerini tavsiye edebilirsiniz. Gerçekten ev yapımı Mardin usulü içli köfte. Her şey evde, elde hazırlanıyor evde. Her şey doğal şekilde gördüğünüz gibi. Evet, böyle. Evet. Türkiye'nin en yaşlı YouTuber'u Murat Ezer'in kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.